Selamlar arkadaşlar. Supara yayınları, AYT Matematik Soru Bankası, Trigonometri Test 5'i çözelim. Şimdi diyor ki, şekilde önden görünümleri dikdörtgen biçiminde olan iki tane eş çubuk verilmiş. Soldaki çubuk devrilip, sağdaki çubuğa çarptığında yer ile yaptığı açı alfa oluyor. Kos alfa diyor. Bunlar eşmiş. Dolayısıyla bakın 4 6 daha burası 10 oldu. Yani bunun da yüksekliği neymiş? 10'muş. Bakın şurası devrildi. Burası oldu. Dolayısıyla şu üçgende arkadaşlar 6 8 10 üçgeni olmuş oldu. Burası 90 derece. Kosinüs alfa bu üçgende komşu bölü hipotenüs 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 Adana diyebiliriz birinci soruya. İkinci soru. 4 tane kare verilmiş arkadaşlar. Ne diyor? Birer köşeleri birim çember üzerinde. Buna göre diyor sarı ve pembe boyalı karelerin alanları toplamı kaç birim kare? Sarı ve pembeyi arıyoruz. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar sarı ve pembeyi nasıl bulabiliriz? Öncelikle bakın şurası birim çember üzerindeymiş değil mi? Dolayısıyla ben şurayı birleştirdiğim zaman arkadaşlar şu şekilde birleştirdiğim zaman şu açıya alfa dediğim zaman şu uzunluğum ne olacak benim? Kosinüs alfa. Şu uzunluğum da sinüs alfa olacak. Bakın yeşilin de bir kenarını artık sinüs alfa buldum. Yani şurası da sinüs alfa oldu. Dolayısıyla pembenin bir kenarı kosinüs alfa artı sinüs alfa oldu. Pembenin alanı da bu oldu. Artı şimdi sarının alanını bulmaya odaklanalım arkadaşlar. Sarının alanını nasıl bulabiliriz? Şimdi burayı alfa olarak söylemiştik. Burayı alfa alalım demiştik. Şuranın kos alfa olduğunu söylemiştik. Oranın sin alfa olduğunu söylemiştik. Peki şunu tekrar çizdiğimi düşünüyorum. Burası kos alfa şurası da neydi? Sin alfaydı değil mi? Şu açıyı alfa dediğimde. Bakın, burası kos alfa ise, şu uzunlukta kos alfadır. Dolayısıyla geriye kalan şurası sin alfa eksi kos alfa olur arkadaşlar. Yani sarının bir kenar uzunluğu sin alfa eksi kos alfa oldu. Dolayısıyla onun alanı da sin alfa eksi kos alfa'nın karesi olmuş oldu. Şimdi bunların karelerini açalım. Şunu açıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi artı çarpımlarının iki katı. Şimdi bunu açıyorum. Birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi çarpımlarının iki katı oldu. Bakın bunlar birbirini götürdü. Buradan zaten bir geldi açı ölçüleri eşit olduğu için. Açı ölçüleri eşit olduğu için buradan da bir geldi. Bir bir daha doğru cevabımız iki olmuş oldu. İkinci soru Denizli diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soruda bir düzgün beşgen vermiş, kare vermiş, açı ortay vermiş, sinüs alfayı istiyor bizden. Bir kere beşgende bakın, şurayı da açı ortay olarak vermiş. Bütün tekkenlerde geçerli bu düzgün tekkenlerde. Yani üçgende, beşgende ama düzgün olacak, yedigende hepsinde geçerli arkadaşlar. Bir köşeden karşı kenara dik attığınızda bu hem açı ortay olur, hem kenar ortay olur, hem de arkadaşlar yükseklik olmuş olur. Bunu öncelikle bileceğiz. Peki şuraya A dedim. Buraya A dedim. Dolayısıyla karenin bir kenarı 2A oldu. Bakın burası 2A oldu. E haliyle burası da 90'dır. Yani buraya da A kalır. Şurada Pisagor yaparsanız A 2A burası A kök 5 olur. Sinüs alfayı arıyorum. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Yani 2A bölü A kök 5'i arıyorum. A'lar birbirini götürdü. Aranan cevap 2 bölü kök 5 yani Edirne'dir diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıda farklı renklerle boyanmış 4 tane dik üçgen ile yapılan bir çalışma gösterilmiş. Sinüs 24 0.4'müş. X değerini yaklaşık olarak istiyor. Şimdi dikkatlice bir bakıyoruz soruya. Bakın burada 6 var 8 var. Dolayısıyla 6 8 10 oldu. Hipotenüs uzunluğu 13 birim. Bir tane dik kenarı 5. Dolayısıyla diğer dik kenarı ne olacak? 12. 5 12 12. 13 üçgeni. E 12'nin 3'ü buradaysa 9'u burada. Bakın bu üçgende ikiz kenar dik üçgen. Bu kenar 9 bu kenar da 9 olmak zorunda. Dolayısıyla buraya kaç kalıyor? 6 kalıyor arkadaşlar. Şimdi artık sinüs 24'ü kullanabilirim. Sinüs 24 0.4'müş. Yani 4 bölü 10 eşittir. Üçgenden okuyalım. Karşı bölü hipotenüs. Dolayısıyla x eşittir. 60 bölü 4'ten 15'tir. Yani Ceyhandır diyebiliriz arkadaşlar. 5. soru. Şekilde DE doğrusu karenin alanını gösteriyormuş. S1 bölü S2 1 bölü 4'müş. Buna göre diyor arkadaşlar. Buna göre diyor tanjant alfa değeri nedir diyor. Yani ben bu alana A dersem şu alan ne oluyormuş? 4A. Ama ben şimdi parçalayacağım bunu 2'ye tam bölünsün. Yani bu alana 2A diyorum. Şu alana da 6A diyorum arkadaşlar. Pardon 8A diyorum. 4 katı olacakmış. Topladığınızda 10A oldu. Dolayısıyla ben şurayı birleştirirsem ne olur? 10 10A'nın yarısı 5A olur. Yani şu üçgenin alanı 5A tamamı 8A'ydı. Yani şuraya da 3A kaldı. Burası da 2A oldu. 2A'ya 3A. Dolayısıyla şu tabanlar oranı yükseklikleri aynı bu üçgenlerin alanlar oranına eşittir. Yani ben buraya 2N dersem burası 3N. Oranla uğraştığım için hiç N demek istemiyorum. 2'ye 3 nasıl olsa tanjantı arıyorum. E karenin bir kenarı 5 oldu. Dolayısıyla ben bu üçgenden tanjantı 2 bölü 5 olarak yani Edirne olarak bulabilirim arkadaşlar. Altıncı soru. O merkezli birim çember ve P noktasında T etmiş tamamdır. Mavinin alanı M, sarının S, öbürünün Y. Buna göre hangisi daima doğrudur diyor. Bakın sıralama sorusu değil arkadaşlar. Peki. Peki. Şimdi bu soruya nasıl başlasak? Bakın şöyle başlayalım. Dikkat edin. Şurası arkadaşlar x eşittir 1 doğrusu. B noktasında teğetti. Dolayısıyla ben bu açıya alfa dersem dikkat ederseniz arkadaşlar şu şu bölüm ne olur? Tanjant alfa olur. Yani ben artık yeşilin bir kenar uzunluğunu bulmuş oldum tanjant alfa olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Peki. Şimdi yeşille işimiz bitti. E şuranın da bir olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bakın şöyle sırayla yazalım düzgün gidelim. Yeşilin alanı tan kare alfa oldu. Şurası bir olduğu için sarının alanı da birin karesinden bir oldu. Ne kaldı? Mavi. Şimdi maviye ulaşmaya çalışalım. Mavi dikkat ederseniz hiçbir köşesi birim çember üzerinde falan değil arkadaşlar. Bakın maviyi de şuradan görmeye çalışalım. Dikkat edin şimdi. Bu D doğrusu birim çembere p noktasında neymiş? T etmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özelliğimiz var. Onu da bilirseniz aslında çok iyi olur sizler için. Şöyle diyelim. şurası alfa olsun. Tam bu noktadan, tam bu noktadan, birim çembere teğet çizdiğinizde arkadaşlar. Şurası sekant alfadır. Şurası da arkadaşlar, kosekant alfadır. Dolayısıyla o da zaten şeyden geliyor. Bakın burası 1 oluyor. Şu üçgende kosinüsü yazıp ters çevirirseniz sekant geldiğini görürsünüz. Şimdi dikkat ederseniz şu bir teğet de öyle değil mi? Bu bir teğetti. Dolayısıyla arkadaşlar teğetin x eksenini kestiği noktanın orijine uzaklığına biz ne diyorduk? Sekant alfa diyorduk. Yani mavinin bir kenarı sekant alfa. Dolayısıyla alanı da ne çıktı? Sekant kare alfa çıktı. Bir önceki teste söylemiştim. Bunu unutmayın demiştim hatta. 1 artı tan kare alfa neye eşitti? Sekant kare alfaya eşitti. Bakın bu sarı. Bu da yeşil. Bu da neydi? Maviydi. Demek ki sarı artı yeşil neye eşit? pardon sekant kare alfa değil sekant alfa bir kenara evet alanlar değil mi tamam sekant kare alfa dolayısıyla mavi sarı artı yeşile eşittir arkadaşlar bakın şu e, özelliği de kenara not edelim tanımlı olduğu değerlerde bu özdeşlik daima sağlanır zaten tanjant alfa yerine sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazarsanız o eşitliğin sağlandığını siz de kolayca ispatlayabilirsiniz <laughs> Yedinci soru bu bir dik e, koordinat düzleminde birim çember verilmiş x verilmiş b noktasının absesi verilmiş arkadaşlar bize. B noktasının absesi bakın şuradan aşağı dikkat ediyorum hipotenüsün bir olduğunu biliyorum b noktasının absesi şurası değil mi şu uzunluk. Bakın bu uzunluğun eksilisi olacak B'nin apsisi. Yani B'nin apsisi eksi soru işareti. İşte bu eksi soru işareti dediğimiz şey 2 cos x eksi 1 olarak bize verilmiş. Peki şimdi ben her şeyi unutuyorum. Şu üçgende ben kosinüsü yazarsam soru işaretini bulabilirim. Soru işe şöyle diyelim. Kosinüs x eşittir. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Bakın o dediğim yer aynı zamanda neye eşitmiş? Kosinüs x'e eşitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın B'nin apsisi burası. 2 cos x eksi 1. 2 cos x eksi 1. Bu aynı zamanda bakın şurası uzunluk ama dikkat edin. Ben burayı cos x uzunluğunda buldum. Ama eksi bölgede dolayısıyla b'nin apsisi bunun eksilisine eşit. Yani bu eksi kosinüs x'e eşit. At buraya 3 kos x eşit 1 yani kos x'i ben 1 bölü 3 buldum. Dolayısıyla ne istiyordu? Ordinatını istiyormuş çok pardon. Yani sinüsü istiyor arkadaşlar. Nasıl anladım? Şuradan anladım. Bakın burası kosinüstü ya. Burası kosinüstü. Gene aynı üçgene bakın. Bakın şurası da sinüs olur değil mi? Sinüs x olur. Ama uzunluk olarak sinüs x olur. Ben nereyi arıyorum? Noktayı arıyorum. Yani eksi sinüs x'i arıyorum. Kosinüsü Kosünüs, e, 1 bölü 3 olan dik üçgeni oluşturalım. Komşu bölü hipotenüs. Burası pisagordan 2 kök 2. Dolayısıyla sinüs x karşı bölü hipotenüsten bu geldi. Ben bunun eksilisini arıyorum. Cevap eksi 2 kök 3 bölü. 2 kök 2 bölü 3. Yani edirnedir diyebilirim arkadaşlar. 8. soru. O merkezli birim çember verilmiş. 3 tane kare verilmiş. OL ve OS doğru parçaları y eksenine göre simetrik verilmiş arkadaşlar. Yani yani bakın OL dediğimiz doğru parçası bu. OS dediğimiz de bu. Bunlar eğer birbirine simetrikse bunların iz düşümleri arkadaşlar yani x eksenine dik attığımızı düşünelim. Bu uzunluklar da birbirine eşittir. Şimdi buranın 1 olduğunu biliyorum. Ben buranın sinüs alfa olduğunu biliyorum. Dolayısıyla mavinin bir kenar uzunluğu sinüs alfa olmuş oldu. Buranın kosinüs alfa olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yeşilin bir kenarı da kosinüs alfa oldu. Ben ne yarıyorum? Alanlar toplamı. Şimdi mavinin alanından sin kare alfa geldi. Yeşilin alanından kos kare alfa geldi. E şimdi bu bir birim çember. Dikkat ederseniz burası bir birim. Yani turuncunun bir kenarı bir. Dolayısıyla alanı da birin karesi olur. E bu da zaten bir 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 daha cevap 2. Yani Edirne gelmiş olduğu diğer testle devam edeceğiz arkadaşlar.